Ben ayak izlerinden merhabalar. Kovada Gölü'ndeyim ve görüyorsunuz Kovada Gölü buz tutmuş vaziyette. Ben de bu buzları kırmakla uğraşıyorum şu anda. Aslında niyetimiz çok iyiydi. Biz programlarımızı yaparken önceden tasarlarız. Acaba görüntüleri en keyifli şekilde izleyiciye nasıl sunarız diye düşünürüz. Yönetmeninden şöyle bir yazı aldığımı hatırlıyorum geçenlerde. Rıfatçı Kovada Gölü'nde sandalda kürek çekmektedir. Uzaktan görürüz onu. Daha sonra yakınlaşır ve Rıfatçı olduğunu anlarız. Vallahi bütün gölün buzunu kırmak üzereyiz neredeyse bu güzel keyifli çekimi yapabilmek için. Bu arada buraları korumaya kendisini adamış Mustafa abiye de çok teşekkür etmek lazım. O da çok benimle uğraştı. İki tane küreğimiz gitti. Olsun. Kovada Gölü'nde yine biz o keyifli enstantaneyi sizlere umarım sunabilmişizdir. Isparta'dayız. Kovada Gölü ve Davraz Dağı. İki hedefim var burada. İstanbul-Antalya yolu üzerinde veya Ankara-Antalya yolu üzerinde bir turizm noktası olarak bile değerlendirilebilir bu nokta. Buralar yazın ve ilkbaharda cıvıl cıvıldır ama kışın da güzeldir, kışın da hayat doludur. Ben de size zaten bunu göstermek istiyorum. Kovada Gölü'nde keyifli bir geziye çıkmak üzereyim. Umarım benimle birlikte siz de bu geziden keyif alırsınız. Ayak izleri başlıyor. Isparta ilinin önemli bir yüzeysel su kaynağı olan Kovada Gölü, eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken bir milli park. Isparta'nın en çok bilinen Neirdir Gölü'ne komşu, hatta zamanın eskimiş dönemlerinde onun bir uzantısı. Daha sonraları aradaki ince bağlantının alüvyon birikintiler tarafından doldurulmasıyla ayrı bir göl olarak kimlik kazanmış Kovada. Daha çok kartpostallarda rastlayabileceğiniz türden doğa görüntüleri, pek çok bitki türünün burada toplanmış olmasından kaynaklanıyor. Böylesine bir bitkisel coşkuya Kovada gibi büyük ve cömert bir su kaynağını da eklediğimizde ortaya yaban yaşamına sevgiyle kollarını açan bir doğal cennet çıkıyor. Bu cennet 1970 yılında tamamen koruma altına alınmış. Çalı. Çok güzel. Bu ormanda gezi kolay olacak gibi bir his var içimde. Yollar, bilgilendirme levhaları, böyle yerleri, güzel yerleri korumak için çalışan insanlarla birlikte buraları gezmek çok doğru. Bütün bunların varlığı burada doğaya özen gösteren, doğa için çalışan birilerinin olduğunu gösteriyor. Onlardan bir tanesini tanıyorum, Nurtay Bey. Henüz görüşmedik, tanışmadık ama biz onunla daha önceden haberleşmiştik buraları birlikte gezmek için. Zaten bir rehber olmadan buralarda gezmek birçok şeyi kaçırmak demektir. İleride bir iskele olması lazım. Sanırım orada beni bekliyor. İnsanı her adımda tarifi olmadan mutlu eden, gülümseten ve kendine doğru çeken kıyı yolunun iki yanında birbirine girmiş türler arasında meşeler hemen ağırlığını hissettiriyor. Saplı, sapsız, saçlı meşeler, pırnal meşesi ve yaprakları küçük dikenlerle süslü kermes meşesi en çok dikkatimi çekenler. Bu kısa boylu türler arasında hayıt, sandal, funda, çitlenbik, yaban zeytini, mersin, menengiç, dağ muşmulası, yabani gül, tesbih ağacı ve daha birçok başkaları da var. Etraf öyle sessiz ki yere serili sonbahardan kalma yaprakları ezerken çıkardığım hışırtıları bütün orman canlıları duyuyor olmalı. Geldim. Merhabalar. Merhaba. Gölü umduğum kadar büyük görmüyorum şu anda. Yani benim bulunduğum alan mı bu kadar dar yoksa? Yok hayır, burası gölün iç ada denilen kısmı. Bakın şurada gördüğümüz yarımada. O yarımadanın arkası esas göl. Burası içeride körfez gibi ufacık bir yer. Ben de öyle tahmin ettim. Evet, yani evet. Çünkü çok dar ama kuşlar için iyi.
Tabii canım. Şimdi bakın arkadaki sakar mekeler burada kuytu bir alan olduğu için barınabiliyorlar. Peki ne yapıyorsunuz bu gölün çevresinde? Siz sporcusunuz biliyorum. Şimdi kayakçısınız. Her şey var. Var bir şey, birkaç bir şey var, fazla değil ama. Yazın Eğirdir'den buraya bisiklet turları yapıyoruz. Gölün çevresi toplam 26 kilometre. Çok da güzel. Ben aslında burada çok zengin bir doğa olduğunu biliyorum ve o doğayı kışın görmek istedim. Yaz halini görmek kolay. Yaz çok güzel ama. Yazı da çok güzel öte yani. Yine geliriz canım. Tamam. Evet, başlayalım tabii. Hemen zaman hadi kaybetmeyelim. Buyurun. Sağ olun. Bu yoldan gidiyoruz değil mi? Evet, buradan. Çınarlar. Çok var. Bu yol gölün etrafını tamamen dolaşıyor mu? Bütün yarımadayı dolaşıyor. Ya en güzel tarafı böyle temiz bir yolun olması. Evet, bu milli parklar bir hayli özen gösteriyor buraya. Burası milli parkın girişi mi? Ana giriş burası, evet. Çok güzel. Burada bu şekilde levhalar falan var, ileride var. Buraya boşuna getirmediniz herhalde beni. Yok hayır, şu çınarı göstermeye getirdim. Tahmin ettim ama yolda da çok çınar vardı. Çok var, et. Bütün her taraf çınar ağacı. Ama bu en yaşlısı işlerinde. Evet. Yaşlı bir çınar. Evet, bir hayli büyük. Aşağı yukarı çapı 5 metre. Benim çok sevdiğim bir ağaçtır. Anadolu'yla özdeşleşmiş ağaçlardan bir tanesi. Tabii hani ulu çınar. Anadolu'da da çok var zaten. Adı da o çağrışımı yapıyor. Platanus orientalis. Evet. Doğuya özgü demek. Bizim ağacımız. Tabii. Anadolu'nun ağacı. Evet. Çınar ağaçlarının yaşlı gövdelerinin arkadaşlığında ilerlerken görmeyi her an beklediğim türler önümden sırayla resmi geçit yapıyorlar. Birileri hiç üşenmemiş, neredeyse hepsinin altına kimlik belgelerini ve Latince isimlerini yerleştirmiş. Doğayı daha iyi anlayıp tanımak amacıyla yola çıkmış meraklılar için bulunmaz bir nimet bu. Göle kendine özgü yeşil rengini veren tortular 1,5 metreden daha derini görmeyi engelliyor. Ancak gölün yeşil derinliğinde de yaşam hayli zengin. Burası da çok güzelmiş. Evet, şurada bahsettiğim yer burası. Ama seyir sırasına gelmedik henüz değil mi? Yok, hayır gelmedik daha. Bu bir körfez. Buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalar, Kovada Gölü korunuyor tamam, milli park, herkes üzerine titriyor. Ama Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü'nü birbirine bağlayan kanalda tarım faaliyetleri var, evet. Çevresinde. Elma bahçelerinde çok ilaçlama yapılıyor. O ilaçların atıkları da olduğu gibi bu göle geliyor. Onların zannediyorum hem Eğirdir'e hem Kovada'ya kötü etkileri var. Çok, çok fazla etkileri var. Zehir, boş ilaç kutuları. Kanala atılıyor. Kanaldan da buraya geliyor tabii. O konuda çok dikkatli olmak gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olalım.
Çünkü gelecek kuşaklar bu güzellikleri mutlaka görmeliler. Görecekler. Bugünlük para kazanabiliriz bahçelerden meyveleri sattığımızda. Bugünümüzü kurtarabiliriz ama yarınlar ne olacak, değil mi? Tabii, tabii. Bütün o zehir bu göllerin tabanlarında birikiyor. Evet. Ve sonuçta balıklara, balıklardan da çevredeki insanlara devam ediyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Şuradan gidelim de. Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında insan eliyle 1955'te açılan kanal, aslında tarım arazilerindeki fazla suyu alıp toprakları tarıma daha uygun hale getirmek için düşünülmüş. Ancak bilinçsiz tarımsal ilaç kullanımı ve atıkların bu kanala karışması sonucunda bir süre sonra gölün göğsüne saplı bir enjektöre dönüşmüş. Dileğim, burada yapıldığını bildiğim iyileştirme ve koruma çabalarının hızla sonuç vermesi ve Kovada'nın saf yeşiline leke düşmemesi yönünde. Çevreyi incelemekten nasıl geçtiğini anlayamadığım yürüyüşümüzün sonunda Kovada Gölü'ne en hakim noktaya kurulmuş olan seyir terasına ulaşıyoruz. Evet, işte seyir terasımız burası. Keyifli bir yer. Güzel bir yere benziyor. Evet. Evet, işte esas göl bu. İşte şu uzunluk 7 kilometre kadar, 6,5 kilometre. Eni de yarımadanın bu tarafından başlıyor. Karşıya kadar en geniş yeri 2700 metre. Gölün derinliği 5 metre sadece. Ama yazın su seviyesi düşüyor. 170 santime kadar azaldığı da oluyor. Evet, evet. Bu göller karstik göller zaten. Yaklaşık olarak Neojen'de oluşmaya başlamışlar. Evet. 23 milyon yıl öncesinden başlıyor o hikayede. Günümüze kadar gelmiş. Küvet olarak tabir ediliyor. Evet. Karstik küvetler. Evet, ama çok güzel işte. Etrafındaki doğa harika. Evet. Çok güzel. Zaten şu bulunduğumuz yer bir yarımada, değil mi? Tabii tabii, yarımada. Bakın o demin yani küçük göl gördüm, bu kadar ummuyordum dediğiniz yer tam arkamızda. Arkamızda anda. Kaldı. Evet. 153 tür kuş görülüyor Kovada'da. Evet, bildiğim doğru, kadarıyla. Doğru. Göçmen ve yerleşik. Evet, doğru. Bu bir zenginlik. Tabii. Meke. Meke bunlar. Hala biraz önce gördüğün doyumsuz göl manzaralarının ve akın akın önümden geçerek yorgun gövdelerini gölün dondurucu sularına bırakan göçmen sürülerinin etkisindeyim. Burası hem onlar hem de buradan hiç ayrılmamayı seçen yerli türler için bir sığınak görevi üstlenmiş. Bu hayal ormanında kasnak meşesi gibi endemik türler de yaşamını koruma altında sürdürüyor. Çok yaşlı bir ağaç ya. Her köşede karşıma çıkan çınarların bolluğuna ve gerçeküstü görünüşlerine ise hayranlık duymamak elde değil. Kovada çevresinde en çok bulunan yabani hayvanlar domuz, sansar, porsuk, tilki, tavşan ve ağaç sincabı. Gölde ise sazan, kadife, tatlı su levreği ve tatlı su ıstakozu yaşamlarını sürdüren başlıca su canlıları. Ben orada bir şeyler görüyorum. Vay Mustafa, sen neler yaptın böyle ya? Buyurun, hoş geldiniz. Bunlar nedir Allah aşkına? Abi hoş geldiniz. Biz ekmek peynir de yesek olurdu Mustafa. Ya, ya, o da ona yakın ya, zaten. Bu orduya yeter mi ya? Bol yeriz. Hadi buyurun lütfen. Allah razı olsun. Sazan mı? Bunlar sazan, evet. Evet. Harika. Lütfen bakacaksınız tabii ki. Dur bir soyunalım o zaman da. Buyurun. Tamam, yani tamam. Şöyle dursun. Tamam. Hadi gel, yerime oturayım. Gel. Bir dakika, benim burası yerim. Evet. Sen her şeyi organize etmişsin. Evet, tabii ki. Evet. Ama biz elle yemeye alışırız tabii ki. Böyle çekeceksin, böyle alacaksın. Çok şahane balık ha.
Eğirdir'de görmüştüm balıkçılarda. Evet, zaten Eğirdir'den getiriyoruz. Harika. Şanslıyız. Evet. Çok lezzetli ama. Sana bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyur. Ormanda biz yürürken çok güzel bir parkurdan ilerledik. Ve tabelalar yerli yerindeydi. Ağaçlar çok güzel bilgilendirilmişti. Nurtay Bey'den öğrendiğim kadarıyla birçoğunu sen yapmışsın galiba. Kimse söylemeden, sen kendin belirleyerek hiç yapıyorsun. Hiç doğayı bozmadan, böyle bir tane dal, yaş ağaç koparmadan, araları seçerekten. Bravo. Tabii ki Çevre Orman İmdürü'nden de olur aldım da yani. Tabii. Dediler ki zarar vermeden yapabilirsin. Hı hı. Ben kendi istediğim yerleri, böyle parkurları kendim çizdim. Çok güzel yürüyüş. 10 kilometreye ulaştım. Eğer daha fırsat verirlerse gölün etrafını komple bir böyle patika yolu yapmak istiyorum yani. Evet. Vallahi işte bildiğimiz kadarıyla yerel ve bir de orman fakültesinden de faydalanmaya çalıştım. Gelen yabancı turistler için böyle latincelerini yazabilmek için. O aldık bazılarının isimlerini. İşte yazdık mazdık böyle. Sabahleyin neredeyse gölün yarısını kırdım bizim için. Bir de yürüyüş tabelaları ve şeyler çok güzeldi gerçekten. Eline sağlık. Sen gönül vermişsin buraya. Şimdi İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir Grace and Turkey diye bir guide'ları var. Evet. Fransızların da Git Rotar diye bir guide'ları var. Şimdi o Git Rotar'dan İspanyollar, İtalyanlar, Almanlar da kendilerine göre guide'lar oluşturdular. Hepsinde Mustafa'nın adı geçer. Oo, tabii. Dolayısıyla bölgeye gelen tüm Avrupalı turist, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanadalılar bile Mustafa'yı tanırlar. Yani bizim tanımamız önemli değil. Evet. Ben onu bizim de tanımamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mustafa Gökceylan'ı sadece dünyadan gezgin ve araştırmacılar değil, kışın ayazında buzda sıkışıp kalan yaban kuşları da çok iyi tanıyor. Onları sakin kuytulara sürüp donmuş gölün üzerinde lokantalardan topladığı artık ekmeklerle besleyen, yırtıcılara yem olmasınlar diye köpekleriyle nöbet tutan bir tek o var çünkü. Göldeki sazan bile tanır onu. İlaçlı sular yaşadığı suya karışmasın diye çabaladığını gölün bulanık derinliklerinden beri görür. Tavşanlar ve domuzlar kaç kere tanık olmuştur silahsız Mustafa'nın silahlı adamları kovaladığını. Öyleyse biz de tanıyalım. Sadece tanımakta kalmayıp el verelim engel olmak yerine. Kovadayı korumak için verdiği savaşta yalnız kalmasın Mustafa Gökceylan. Göl kıyısında gün boyu sakin giden hava, geceyi geçirmek için tırmandığım Davras yolunda biraz değişiyor. Ancak yine de meteorolojik tahminler beni güzel bir sabahın beklediği yönde. Akşam başlayıp gece boyunca süren kar, Davras'ın beyaz elbisesini küçük bir bakımdan geçirdikten sonra yerini tekrar pırıl pırıl bir havaya bırakmış görünüyor. Çevrede böyle yerlerde görmeye alışık olduğumuz karmaşa ve gürültü yerine sakin bir atmosfer hakim. Birkaç kayakçı ve çocuklar boş pistlerin tadını çıkartıyorlar. Bayram ve sömestr tatillerinde pek böyle olmadığını önceki gelişimden çok iyi biliyorum. Dün bütün günü Kovada'da aşağıda göl manzaraları eşliğinde geçirdikten sonra gece Davraz'daydım. Davraz'daydım çünkü sabah bu beyaz cennette gözlerimi açmak istedim ve hemen o erken saatlerde dışarıya attım kendimi. Davras
adı yeni yeni duyulmaya başlayan bir kayak merkezi. Aslında diğer kayak merkezlerinden imkanlar açısından hiçbir eksiği yok. Konaklama mevcut, telesiyej imkanı var, kayakçılar için, snowboardçılar için her şey düşünülmüş. Davraz aslında Torosların yavaş yavaş batıda sona ermeye yüz tuttuğu nokta. Bundan sonra artık Toroslar yok. 2635 metre yüksekliğinde kireç taşından oluşmuş bir yükselti burası. Ben kayakçıların izlediği rotaların biraz daha dışına çıkmak istiyorum Davraz'da. Çünkü burada yaşayan bitkiler, yüksekliğe alışkın, soğuğa alışkın yapıda bitkiler. Onların arasından geçerek biraz onlarla ilgili gözlemler yapmak istiyorum. Ama bunun için mutlaka yine telesiyeji kullanarak yukarıya çıkmak ve gezimi oradan başlatmak istiyorum. Sert oldu biraz. Telesiyejle yukarı çıkış da bir avantaj. Doğaya bakmak anlamında. Şöyle bir göz attığımda henüz ormanın içerisinde sayılırız. Aslında seyrek bir orman bu. Karaçamlardan oluşuyor ama arada da ardıçları görüyorum. Davraz'dan beklenebilecek orman yapısı bu kadar. Karaçam yani Pinus nigra Kızılçam'a göre biraz daha soğuğa ve yüksekliğe dayanıklı bir tür. Çünkü Kızılçam daha aşağıda kaldı. Bu yüksekliklere kadar Kızılçam ulaşamıyor. 1000 metreyi aşağı yukarı geçemiyor. Bundan sonraki bölümünde aslında ormanın daha çok karaçam, ardıç ağacı ve sedir gibi soğuğa ve yüksekliğe dayanıklı ağaçları görmek gerekir. Sedir ağaçlarını çevrede pek göremiyorum ama karaçam oldukça bol. Bu yükseklikten aşağıya baktığımda dikkatimi çeken başka bir şey daha var. O da burada sürüp giden yaban yaşamının kardaki ayak izleri. Örneğin tavşanların izlerini görüyorum. Biraz daha büyük izler var. Onlar tilkilere ait olmalı. Çakallar yaşıyor bu bölgede. Akşam olup da kayakçılar otellerine çekildiğinde işte bu hayvanlar burada mutlaka yiyecek arıyorlar. Yavaş yavaş 1700-1800 metreye yaklaşıyoruz. Bu şu demek, çok önemli. Artık bitki yaşamı sona ermek üzere. Bu bir sınır. Biraz sonra karaçamlar da sona erecekler. Grup arkada kalacak ve bundan sonrası tamamen çıplak. Uzunluğu 1155 metre olan ve saatte 1000 kişiyi ilk pistlerin başına kadar getiren telesiyej, bundan sonra ikinci hattıyla profesyonel kayakçıları biraz daha yükseklere ulaştıracak. Kendimi bu yükseklikten başkaları gibi kayakla tekrar eteklerdeki düzlüklere bırakma niyetim yok. Tam aksine buraya kadar gelmişken biraz daha çabalayıp küçük bir zirve yapmak geçiyor aklımdan. Tabii bir de arkama dönüp geride bıraktıklarıma şöyle bir göz atmak. Sümbültepe. Davraz'da küçük bir zirve. Dağcıların, kayakçıların sık sık uğradıkları bir zirve burası. 1965 metre yani bitkilerin sona erdiği sınırın yaklaşık 150-160 metre daha üstündeyim ve bitkileri karşımda görebiliyorum. Davraz'ın iki tane zirvesi var.
Buradan devam ettiğiniz takdirde ilk zirve 2397 metrede. Daha da yukarı çıkmak isterseniz yine telesiyejle yardım alacaksınız. 2635 metre yani aşağı yukarı 200-250 metre kadar aralarında fark var. Benim niyetim özellikle şu bulunduğum çevrede bol bol dolaşmak. Ağaçların sona erdiği sınırın yaklaşık 100-150 metre kadar üzerindeyiz. Yaşam sınırına çok yakınız. Onun için hala direnen bitkiler var. Özellikle küçük çalımsı bitkiler bu yüksekliklerde direniyorlar. Onlardan bir tanesi ilk adımları daha yeni yeni çıkmış topraktan ve yapraklarını karın üzerine doğru uzatmış. Bu yükseklik rahatlıkla bir çölle kıyaslanabilir. Yani burada çöl şartları hakim. Bu bitkiye de çöl şartlarını yenebilen, özellikleri taşıyan bir çöl bitkisi olarak da rahatlıkla bakabiliriz. Beyaz ve soğuk bir çöl. Olağan dışı şartların hüküm sürdüğü her yer, canlı yaşamını sınırlayan faktörlerin varlığını birlikte getirir otomatik olarak. Bu gibi yerler kimi zaman yakıcı sıcak, kimi zaman dondurucu soğuktur. Bazen volkanik bir faaliyetin yakınlığı, bazen de deniz seviyesinden çok yükselmektir çöl şartları. Evet, gördüğünüz gibi kayakçıların keyfi yerinde, kimi dinleniyor, kimi kendini aşağıya bırakıyor. Bütün bu keyfi Davraz'a borçlular. Ben isterseniz sözü Davraz'ın oluşumuna getireyim. Üçüncü zamana, yani 63 milyon yıl öncesinden başlayıp 2 milyon yıl öncesine kadar neredeyse süren bir zaman dilimi bu. Niçin bu dilimden bahsetmek istedim? Anadolu'yu özellikle çok şekillendiren bir süreç. Boğazlar mesela bu dönemde açıldı. Linyit ocakları bu dönemde oluştu Anadolu'da. Birçok yükselti, Davraz'ın da arasında bulunduğu birçok yükselti bu dönemde meydana geldi. Artık yavaş yavaş dönme vakti geliyor. Ancak benim hala uğramayı çok istediğim birkaç nokta daha kaldı. Telesiyej ile yukarı doğru çıkarken çok yaşlı, ama yaşlılığından çok görüntüsüyle ilgimi çeken bir ağaç vardı. Kar burada yumuşak ve derin. Her şeye rağmen onu daha yakından görmeye kararlıyım. Yukarıdan teleferikle geçerken gördüğüm ve hayran olduğum bir ağaç bu. Çok yaşlı. Bir defa yaşından dolayı ona hayranlık duyuyorum. Büyük olasılıkla 500 yılı çoktan devirmiş bir anıt ağaç var yanımızda. Ama bana asıl ilginç gelen yanı iki ana kola sahip olmasına rağmen bir tanesini yitirmiş olması. O da bir yıldırım yüzünden. O yıldırım ağacın üzerinde müthiş bir iz bırakmış ve toprağa kadar ulaşmış. Ana dallarından bir tanesini almış götürmüş ama o hala yüzyılları devirecek kadar sağlıklı ve yaşamını burada bu yükseklikte sürdürmeye devam ediyor. Zaten çamlar doğa koşullarına çok uyum gösterebilen, yangınlara dahi dayanıklılık gösterdiklerini daha önce anlatmıştım. Soğuğa da çok dayanıklı olan müthiş ağaçlar. Thank you.
Hava giderek bozmaya başladı. Zaten Lodos'un kuvvetleneceğini biliyorduk. Ama bu kadarını beklemiyorduk. Bayağı soğuk oldu. Ama bu kadar yaklaşmışken şu ormanın içerisinde yürümeden gitmek istemiyorum. Bayağı yaklaştım, evet. Bir atla ilerleyelim. Evet. İşte bir karaçam hayata Davraz'da merhaba diyor. Şu anda karların altında, keyfi oldukça yerindedir. Baharla birlikte biraz daha güçlenecek ve yükselecek. Burada bir grup var, karaçam grubu. Bu grup çevresine tohumlarını döküyor tabii ki. Onlardan bir tanesi burada filiz vermiş. Bebek çamı, beyaz yorganının altında gördüğü bahar rüyalarıyla baş başa bırakıyorum. Kayakçıların karda bıraktığı kavisli çizgilerden hayli uzakta, tavşan ve tilki izlerinin birbirine karıştığı bu ağaçlık bölge artık ehli değil. Bu yaban ortamının en güzel bitkilerinden biri ise hiç kuşkusuz farklı türleriyle ardıçlar. Ardıç benim çok sevdiğim bir ağaç. Bir defa çok kanaatkar bir ağaç. Çok az derinlikteki topraklarda bile yaşayabilen, tutunabilen bir ağaç türü. Ayrıca başka özellikleri de var. Mesela çok güzel bir gövde görüntüsü var. Bir başka önemli özelliği daha hemen aklıma geliyor. Ardıç bir başka canlıyla, üstelik kendi formunda değil, bir kuşla ortak yaşam içerisinde. O da nasıl? Ardıç doğumları morumsudur ve ardıç ağacının altına dökülürler. Ardıç kuşu bu ağacın altında dolaşır ve o tohumları yer. Eğer bu tohumlar ardıç kuşu tarafından yenilmezlerse asla çimlenmezler. Ardıç kuşunun midesinde tohumların kabukları zayıflar ve kuşun dışkısıyla birlikte toprağa düştüğünde tohumlar çimlenme fırsatı bulurlar. Yani ardıç kuşu varsa ardıç ağacı da var. İkisi birbirlerini tamamlıyorlar. Biri olmazsa diğeri de asla olmuyor. Ardıç özellikli bir ağaç, güzel bir ağaç ve Davraz'ı süsleyen en güzel türlerden bir tanesi. Davraz'daki canlılar yaşamın bütün güçlükleri yenmeye değecek kadar değerli olduğunun birer kanıtı. Kovada Gölü'nde buz tutmamış kuytularda birbirine sokulan yorgun göçmenler de öyle. Kış şartları yaşamın renklerini solduramıyor. Aksine zorluklara direnmenin zaten yaşamın ta kendisi olduğunu kanıtlıyor. Ayaza maruz kaldıktan sonra gerçekten bu şömine başı ve ikram edilen sıcak şarap çok iyi geldi. Ayak izlerimiz Kovada Gölü Milli Parkı ve Davraz'daydı. Kovada Gölü Milli Parkı için hemen kısaca şunu söylemek isterim. Milli parklar ülkelerin gururudur. Bir yabancı gelip buraları gezdiğinde ve buraları çok beğendiğinde bundan gurur duyarsınız. Çok hoşunuza gider. Onun için Kovada Gölü Milli Parkı ile birlikte bütün doğa parçalarını
ülkemizin bütün güzelliklerini elimizden geldiğince koruyalım. Yok olmamaları için elimizden geleni yapalım. Davras'a gelince, Davras yeni yeni gelişen bir kış turizm noktası. Diğer büyük illere de çok uzak değil ve ulaşım imkanları çok iyi. Onun için Davras'a da gelebilirsiniz, öneririm. Konaklama imkanları da daha önce söylemiştim, gayet müsait. Yaşamın izlerini Sparta'da sürdük. Bir başka bölümde tekrar buluşalım. Hoşçakalın.